Evet, Selçuk Üniversitesi'nden yayın yapmaktayız. Panorama programında ve program konuğumuz Profesör Doktor Mustafa Şahin, Selçuk Üniversitesi Rektörümüz. Efendim, hoş geldiniz programımıza. Gerçekten çok güzel bir üniversite, güzel bir şehir Konya. Zaten payitaht olmuş bir şehir. Onun ayrı bir havası var. Zaten girdiğimiz anda bizi kuşatıyor. Peki, Selçuk Üniversitesi denilince akla kaç yılında kuruldu, nasıl yapılandı, bilgi verebilir miyiz bu konuda? Öncelikle çok teşekkür ediyorum TRT Avaz'ın şahsında tüm TRT'ye ve çalışanlarına. Her ne kadar biz sizi buradan misafir ediyor gibi olsak da siz bizi TRT'de ve yüzün üstünde ülkede misafir ediyorsunuz. Evet. Kendimizi tanıtma imkanı verdiğiniz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Selçuk Üniversitesi şu anki tarih itibariyle ülkemizin en kalabalık ikinci üniversitesi. Kuruluş tarihi de 42. senesini kutlayacağız bu Evet. sene. 1975 11 Nisan. Hı. 11 Nisanları biz artık geleneksel olarak Selçuk Üniversitesi Pilav Günü olarak kutluyoruz. Selçuk Üniversitesi kurulana kadar ülkemizde 11 üniversite kurulmuştu. Selçuk Üniversitesi 5 üniversiteyle birlikte kurulan ilk 16 üniversiteden birisidir. Ve kurulduğu günden itibaren milletine, ülkesine, devletine hizmet etmeye gayret eden bir üniversitedir ve önemli bir kurumsal yapısı oluşmuştur. Her alanda eğitim faaliyetini sürdürmekteyiz. Ve bünyemizden 7 tane üniversite çıkmıştır. Bir 8.'sini çıkarmak üzere hazırlık yapıyoruz inşallah. Bana göre ülkesine yeterince hizmet eden ama daha fazlasını yapması gereken bir üniversite olduğumuzu düşünüyorum. Evet. Peki yapılanma nasıl oldu? Selçuk Üniversitesi'nde özellikle kurucu rektör ve daha sonra gelen rektörlerimizin çalışmaları nelerdi? Şöyle söyleyeyim, ben 10. rektörüm. Selçuk Üniversitesi'nin 10. rektörüyüm. 41. yılında görevi devraldım. Geçen sene 14 Mart tarihi itibariyle Sayın Cumhurbaşkanımızın tensip buyurmasıyla atandık. Kuruluşunda emeği geçen çok sayıda rektörümüz var. Ben hepsine teşekkür ediyorum. İlk kurucu rektörümüz bizim Ali Rıza Çetik. Resmi olarak kurulmuş. Daha sonra Neşe Çağatay Hoca atanmış. Arkasından Mümin Köklüsoy Hoca var ama esas kurucu hamleyi Erol Güngör yapmıştır. Ve Erol Güngör'ün ruhu, görüşleri, maneviyatı hep üniversitemizin üstündedir. Vizyoner bakış açısı, milli manevi değerlere bağlılığı çok önemli yer tutmaktadır Selçuk Üniversitesi'nin kuruluşunda. Normalde o günkü tarihlere kadar özellikle Cumhuriyet'in kuruluşundan sonra ülkemizde Anadolu kesimlerinde, muhafazakar kesimlerde üniversitelere yani bu ifadeyi kullanmak ne kadar doğru bilmiyorum ama bir mahsur da görmüyorum çünkü bu bir realiteydi. Üniversitelere gavur okulu diye bakılır ve çocuklar gönderilmezdi. Ama bunun böyle olmadığını, yanlış bir algı olduğunu Erol Güngör Konya halkına göstermiştir. Halkın içine girmiştir. Beraber cuma namazı kılmıştır, kahvelere gitmiştir, esnaf toplantılarına katılmıştır. 8 ay gibi bir rektörlük yapmıştır ama efsane rektördür Selçuk Üniversitesi'nde. Evet. Ve kurumsal altyapının oluşmasında, fakültelerin kurulmasında çok büyük emeği geçmiştir. Biz kendisini rahmetle anıyoruz. Allah rahmet Ve eylesin. 11 Nisan'da düzenleyeceğimiz 42. yıl kutlamalarını da Erol Güngör konseptinde bir Erol Güngör konferansıyla süsleyeceğiz inşallah. Taçlandıracağız inşallah. Bunun dışında diğer rektörlerimizin çok katkıları var ama bir Halil Cin hoca var. Ben bunu sık sık bahsederim. Üniversitenin kendi hukukçu kimliğinin de etkisiyle kurumsal altyapısının oluşmasında çok büyük katkılar olmuştur. Ve Selçuk Üniversitesi hükün işleyiş bakımından son derece güvendiği, önemsediği, uygulamalarını dikkate aldığı bir üniversitedir. Öncelikle bir kanun yönetmelik çıktığı zaman kendi ifadeleridir bunlar YÖK yöneticilerinin. Biz Selçuk Üniversitesi'nin ve Gazi Üniversitesi'nin uygulamalarına bakarız. Eğer sorun yoksa devam ederiz. Sorun çıkarsa o iki üniversitede değiştiririz derlerdi. Bu açıdan da biz önemli katkılar sağladığımızı düşünüyoruz. Peki efendim biz bu Konya şehri tabii ki payitaht şehri Anadolu Selçuklu Devleti'ne başkent olmuş bir şehir. Ayrı bir manevi iklimi var. Ve üniversitesiyle gittikçe güçlenen, üniversitesiyle büyüyen bir şehir. Hedefleri nelerdir? Konya Selçuk Üniversitesi'nin hedeflerinden bahsedebilir miyiz? Öncelikle şunu ifade etmek istiyorum. Hı. Konya'nın ilk göz ağrısı olması münasebetiyle Selçuk Üniversitesi
Konyalı Selçuk Üniversitesi'ni çok sevdi ve çok seviyor. Çok da büyük beklentileri var. Üstüne de toz kondurmaz. Olumsuz bir şey olsun istemez Selçuk Üniversitesi'nde. Bize bunu her şekilde, her ortamda dile getirirler. Buna paralel olarak beklentiler de çok yüksek. Evet. İşte bu beklentiler bizim hedeflerimizi belirliyor. Tabii ki üniversiteler ülkelerin gelişmelerinin lokomotifleridir. Hı hı. Ülkelerin gelişmişlikleriyle de üniversitelerin gelişmişlikleri paralel seyreder. Üniversiteler ne kadar gelişmişse ülkeler de o kadar gelişmiştir. Bu nedenle hedefimiz ülkemizin gelişmesine katkı sağlayacak projelerin içinde olmaktır. Ve bunu yerelde de gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Ulusal düzeydeki çalışmalarımız var. Devletin birçok kurumuyla müşterek projeler yürütüyoruz. Onlara katkı sağlıyoruz. Gerekli insan desteğini veriyoruz. Gerekli bilgi desteğini veriyoruz. Araştırma imkanını veriyoruz. Bunlar tabii projeler ama olay sadece sanayi, endüstri ve diğer alanlardaki gelişmeler olmaması lazım. Bizim temel hedefimiz üniversite misyonuna uygun olarak ülkenin ihtiyacı olan eğitimli ve donanımlı insanları yetiştirmektir. Evet. Bu çerçevede yılda yaklaşık 22 bin öğrenciyi biz mezun ediyoruz. Ülkemizin çeşitli alanlarında istihdam edilmek üzere takdim ediyoruz, sunuyoruz. Ben dünyanın dört bir tarafında yaptığım ziyaretlerde, gittiğim her devlet bürosunda, oradaki ülkemizi temsil eden elçiliklerimizde, konsolosluklarda, irtibat bürolarında bir Selçuk Üniversitesi mezunu görmekten büyük mutluluk duyuyorum. Yine gerek mecliste olsun, gerek bakanlar kurulunda olsun, gerek diğer kurumlarda olsun çok sayıda Selçuk Üniversitesi mezunu görev icra etmektedir ve gerçekten ulusal düzeyde başarılı olmuş birçok mezunumuz bulunmaktadır. Evet. Dolayısıyla öncelikle hedefimiz ülkenin ihtiyacı olan insanı yetiştirmektir. Siz de kastettiniz Sayın Şahin, şöyle bir şey var. Artık ülkelerin gelişmişlikleri önemli ve bilimsel çalışmaları da önemli. Bunun içinde araştırma geliştirme, ARGE denilen faaliyetler çok önemli. Konya Selçuk Üniversitesi'nde ARGE faaliyetleri hakkında bilgi verebilir misiniz? Şöyle söyleyelim. Bizim Türkiye'deki ilk kurulan tektö kentlerden birisi bünyemizde bulunmaktadır. Ve teknoloji transfer ofisleri seçiminde ilk 10 içinde kaldık. TÜBİTAK'tan da destek almaktayız bu konuda. Bunun dışında bir ileri teknoloji ARGE merkezimiz var ki bu ülkedeki üst düzey merkezlerden birisidir. Çok çeşitli analizler yapılabilmektedir. Bu laboratuvarların uluslararası akreditasyon için çalışmalar sürdürmekteyiz. Ve ülkemizden birçok sanayi dalında tahlil tetkik yapılması için yurt dışına malzeme ve ürün gönderiliyor. Kargo maliyetleri, analiz maliyetleri çok yüksek meblağlar tutuyor. Biz bunun ülkemizde kalması için, ülkemizde biz bunu yapabilmek için çalışma başlattık. Ve uluslararası akreditasyonu TÜRKAK'la birlikte yürütüyoruz. Bu noktada her kuruma destek veriyoruz ama akreditasyon yapılamadığı için bugüne kadar üstüne gidilmemiş, dikkatten kaçmış. Burada bir açık oluşmuş. Yani rapor düzenliyoruz, tahliller yapıyoruz ama akredit olmadığımız için geçerliliği olmuyordu. Bunu da sağladıktan sonra üst düzeyde bir imkan sunulacak. ARGE ile ilgili çok güçlü bir mühendislik fakültemiz var, teknoloji fakültemiz var, tıp fakültemiz ve diş hekimliği fakültemiz özellikle patentli ürün çalışmaları konusunda bazen birinci bazen ikinci oluyoruz Türkiye'de. Bu noktada da ciddi çalışmalar var. Sanayicinin ihtiyacı olan çalışmalara destek veriyoruz. Konya sanayisi Konya gelişmiş sanayisi, çok durumda. Çok güçlü bir sanayi tabii. Çok güçlü bir sanayi. Yani onu şimdi mi konuşuruz Konya sanayisi ilişkileri? İlerleyen sürece mi kalacak? İlerleyen süreçte. Ben rol çalmak istemiyorum burada. Estağfurullah evet. Efendim sorun değil. Oraya da geleceğiz zaten evet. Değineceğiz. Peki aslında şöyle dünya standartlarında üniversitelerin kıstası makale. Doğru. Bilimsel makale çalışmalarında Konya Selçuk Üniversitesi nerede efendim? Şöyle söyleyelim. URAP kriterleri var. Dünyadaki üniversitelerin ilk 2000 üniversitenin sıralandığı bir kriter bu. Kesin olmamakla birlikte dünyada kayıtlı bilinen 25 bin üniversiteden bahsedilir. Hı hı. Bu rakamın bilinmeyenlerle birlikte 30 bini bulabileceği ifade ediliyor. 30 bin üniversite içerisinde Selçuk Üniversitesi şu anda 902. sırada dünyada. Türkiye'de 181 faal aktif üniversitemiz var. Hı hı. Ve bu 181 üniversite içerisinde 13. sıradayız. Bu sıralamalar yapılırken 5 kritere bakılıyor. Makalelerde ve bu makalelere yapılan
atıflar da bu 5 kriterden birisi. Biz ortalama öğretim üyesi sayısı başına 0.9 ila 1 arası makale üretiyoruz. SCI Expanded ve SCI kayıtlı dergilerde, indekslerde taranan makale sayımız bu düzeyde. Ama ulusal düzeyde yayınlanan ve bu SCI indekslere kayıtlı olmayan dergilerde yayınlanan çok daha fazla sayıda makalemiz, çalışmamız var. Evet. Peki uzaktan eğitim aslında insanlarımız için de önemli bir şey. Hem çalışıp hem uzaktan eğitim alabilmeleri veyahut başka üniversitelerde bu imkan var. Acaba Konya Selçuk Üniversitesi'nde de bu var mı? Şöyle söyleyelim, ben 2011 rektörlük seçimlerinde de aday oldum. 2015 seçimlerinde de aday olmuştum. İki dönemde de hep bu konuyu işledim. 2023 vizyonunu ortaya koymuş Türkiye'de. Artık 2023-25'lerden sonra yerleşik eğitime ihtiyaç kalmayacak veya çok azalacak tezini savunmuştum. Bu çerçevede uzaktan eğitim son derece önemli. Ve biz bu merkezimiz üniversitemizin kuruluş yıllarında kurulmuş. 1995-96'lardan itibaren yayına geçilmiş, çalışılmış. İlklerden hatta Türkiye'de bu alanda. Ama daha sonra ikamete uğramış, aksamış. Biz bunu canlandırdık. Ve şu anda 6-7 tane programda uzaktan eğitim vermekteyiz. Bunların sertifikasyon sürecini tamamladık, yetkilendirildik. Çok da etkili, çok da başarılı eğitimler veriyoruz. Niçin önemli? Artık günümüz dünyasında insanlar teorik ders eğitimi almak için tüm vakitlerini eğitime ayırmak durumunda değiller. Nihayetinde çalışmak, hayatlarını sürdürmek zorundalar. Gelip de insanları 4 yıl, 5 yıl bu kampüse bağlamak doğru değil. Uygulama alanı olmayan tüm derslerin ben uzaktan eğitimde verilebileceği kanaatindeyim ve verilmesinin gerekliliğine inanıyorum. Bunun dışında uzaktan eğitim imkanı sağlanmış olması, ileri yaş grubunda ailesini kurmuş, hayatını kendi el emeğiyle sürdüren insanlar için de büyük bir fırsat ve imkan doğurdu. Evet. Yoksa çocukları var, eşi var, evinin bakımını sürdürecek, gelip burada eğitim alamıyor ama uzaktan eğitimle kendine ayırdığı dinlenme saatlerinde bu ihtiyacını giderebiliyor. Bu da büyük bir avantaj ve fırsat. Biraz önce de bahsettik. Konya sanayi gittikçe gelişti. Artık Konya'da gelişmekte. Hem şehircilik faaliyetlerinden hem sanayi faaliyetlerinden. Üniversitenin, daha doğrusu Selçuk Üniversitesi'nin bu konulara önemli katkıları var. Hem iş gücü bakımından hem de bilimsel diğer çalışmaları bakımından. Efendim peki işbirliğiniz var mı kamu kurum ve kuruluşlarıyla, Konya'da özellikle sanayi kuruluşlarıyla ilişkileriniz nasıl Konya Selçuk Üniversitesi? Şöyle söyleyelim, biz Konya merkezli sanayi kuruluşlarının yaklaşık 100 tanesinden fazlasına danışmanlık hizmeti veriyoruz. Kurumsal anlamda veriyoruz Selçuk Üniversitesi olarak ve öğretim üyelerimiz aracılığıyla bu hizmeti veriyoruz. Ortak yürüttüğümüz 50 kadar projemiz var. Yine o noktada projelerin paydaşlarıyız. Mesela geçen sene tarım fuarında sergilenen bir mısır silajı için kullanılan bir biçer döver makinesinin yeni üretimi, patentli üretimi, farklı bir ürün. Üniversitemiz aracılığıyla bir tarım makineleri sanayisinde faaliyet gösteren firma tarafından gerçekleştirildi. Benzeri ve örnekleri Amerika'da da yok, Avrupa'da da yok. Çok üst düzey bir makineydi, çok ilgi gördüler. Bunlar üniversitemizde, Ziraat Fakültemizin tarım makineleri bölümünün katkılarıyla geliştirilmiş, gerçekleştirilmiş olan bir üründür. Buna benzer diğer çalışmalar otomotiv sektöründe ve otomotiv sanayinde de devam etmektedir. Farklı alanlarda çalışmalar sürdürülüyor. Bizim bunlara verdiğimiz hizmet, onlar bize ne veriyor? İnternlük sistemi geliştirdik biz. İntern mühendislik sistemi geliştirdik. Yaklaşık bir yıldır bunun uygulamasındayız. Son 6 ayında mühendislik okuyan öğrencilerimiz fabrikalara dağılıyorlar. Oralarda hem staj görüyorlar, teorik derslerden edindiği bilgilerin pratik uygulamasını görüyorlar. Staj yaptıkları fabrikalar eğer beğenir, benimserlerse alıkoyup iş bulmuş oluyorlar. Eğer istihdam fazlası eleman varsa da en azından yetişmiş, makinenin düğmesini nasıl açacağını bilmeden mezun olmamış olup da bu tecrübeyi edinmiş olarak mezun olan mühendisler yetiştiriyoruz. Bu nedenle sanayiyle çok yoğun ve yakın bir işbirliğimiz var. Oda başkanlarımızla,
Sanayi Odası başkanlarımızla çok yakın ilişkilerimiz var. Ortalama düzenli olarak her ay bir kez bir araya geliriz. Ortak çalışma alanları konusunda fikir alışverişinde bulunuruz. Ne yapabileceğimizi kararlaştırırız. Bunun dışında başka ortamlarda da ortalama her hafta görüşmelerimiz olmaktadır. Peki hocam, biraz da üniversitenin kendi kampüsü içerisinde kaç yerleşkesi var? İmkanları nelerdir? Bir de onu alalım sizden. Şöyle söyleyelim, Selçuk Üniversitesi bir merkez kampüs üniversitesidir. 95 bin öğrencimiz var. Biz 5 yıl önce içimizden çıkardığımız Necmettin Erbakan Üniversitesi'nden sonra da oraya bir 25 bin öğrenci vermiştik. 64 bine düşmüştük. 5 yılda 30 bin daha ilaveyle 95 bine ulaştık. Merkez kampüsümüzde, şu anki bulunduğumuz kampüste 70 bin öğrenci var, 72 bin öğrenci var. İlçelerde 17 ilçede 22 meslek yüksekokulumuz, fakültemiz ve yüksekokulumuz bulunmakta. Dolayısıyla onları da bu işin içine dahil ettiğimiz zaman aşağı yukarı 20 farklı kampüste hizmet veriyoruz diyebiliriz. Evet. Konya'nın ilçeleri de 20 kilometre, 30 kilometre değil. Düzlük 130 olduğu için. Kilometre, 170 tabii. kilometre. Hatta Taşucu'nda, Mersin'de bir kampüsümüz var. Bir yüksekokulumuz var. Bir meslek yüksekokul kurma çalışmamız var. Ki buradan 270 kilometredir. Yani bir uçtaki kampüsümüzle öbür uçtaki kampüsümüzün arası 400 kilometre civarında. Evet. Alaaddin Tepesi burada. Daha doğrusu kümbeti var. Doğru. O kümbette çalışmalar yapılıyor. Arkeoloji açısından önemli bir çalışmanız var galiba. Pek kıyıya, daha doğrusu denize yakın olmayan bir üniversite, Konya'da Selçuk Üniversitesi, ama arkeoloji çalışmaları devam etmekte değil mi? Şöyle söyleyelim, yani aslında Selçuk Üniversitesi'nin bu alanda çok çeşitli faaliyetler var. Ama bana göre yetersiz. Çünkü Anadolu coğrafyasından bilinen 11 büyük medeniyet geçmiş. Ama bu rakam çeşitli küçük yapıları da içerdiği zaman 25-28'e ulaşmaktadır. Ve dünya tarihinin bir envanteri var Anadolu coğrafyasında. İşte buna yönelik çalışmalar yapmak lazım. Geçmiş yıllarda bunu batılı arkeologlar yürütmüşler. Çatalhöyük kazısını yine bir İngiliz arkeolog başlatmış 60'lı yıllarda. Şimdi Selçuk Üniversitemizin himayesinde bu çalışma sürdürülmektedir. Hocalarımızın ülkemizin 5 farklı bölgesinde kazılar yaptığını biz biliyoruz. Bunun ötesinde su altı arkeolojisiyle ilgili bir merkez kurduk. UNESCO bağlantılı, UNITWIN bağlantılı bir merkez ve bu merkezimiz Kemer'de. Evet. Şimdi birçok kimse diyor ki ne alaka? Bir İç Anadolu şehri, bir kara şehri üniversitesi olan Selçuk Üniversitesi'nin Akdeniz sahillerinde ne işi var? Akdeniz Üniversitesi'ndeki rektörümüz, dostumuz, arkadaşımız, onunla da irtibat halindeyiz. Bundan sonra müşterek çalışmalar da yürüteceğiz. Bu merkezimiz hem uluslararası akrediteli, dalgıçlık eğitim vermekte, hem su altı arkeolojisiyle ilgili ciddi araştırmalar yapmakta. Ve Mersin'deki Dana Adası'nda çok büyük bir gemi yapım tersanesinin kalıntılarını buldular, kazısını yaptılar ve açığa çıkardılar. Hatta bilmiyorum ne kadar dikkat çekti basında. Küçükçekmece Gölü civarında yapılan kazıda 4000 yıl geçmişe dayanan cam şişelerde çeşitli tıbbi ürünlerin bulunduğu bir kazı vardı ki o kazının paydaşlarından birisi de Selçuk Üniversitesi Sualtı Arkeolojisi Merkezi'dir. Bu arada şöyle söyleyeyim değerli izleyenlerimize, hocamız ufak bir gribal enfeksiyon geçiriyor. Ondan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bizi de kırmadı, programımıza konuk oldu. Ona rağmen tekrardan da geçmiş olsun diyelim. Sesi ondan dolayı tabii yoğun bir temponuz var hocam. Evet, evet. Aslında hem cerrahsınız, bilmeyenler için söyleyelim. Hem de rektörlüğü devam ettiriyorsunuz. Ameliyatlara da devam ediyorsunuz. Yoğun bir temponuz var. Allah size kolaylık versin diyelim. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. İzleyicilerimiz açısından. Bir de Erasmus, yani öğrenci değişim programı. Doğru. Erasmus programı imkanı Konya Selçuk Üniversitesi'nde var mı? Bir de özellikle Türk dünyasından üniversitenize gelen öğrenci var mıdır? Sayısı ne kadardır? Tercih eden özellikle. Şimdi şöyle, bu aslında iki ayrı soru. İkisi birbiriyle çoğu zaman karıştırılır. Öğrenci değişim programları
farklı ülkelerde okuyan öğrencilerin eğitimlerinin bir süresini başka ülkede sürdürme faaliyetidir. Evet. Değişim programları. Hem Erasmus bünyesinde, hem Farabi bünyesinde, hem de Mevlana değişim programı bünyesinde yapılan faaliyetler ve çalışmalar var. Bu çerçevede bizden 200 kadar öğrenci dünyanın çeşitli ülkelerine, ağırlıklı olarak Avrupa, gidiyorlar, eğitimlerini görüp geliyorlar. Yurt dışından da bize 70'e yakın ülkenin öğrencisi bu değişim programı çerçevesinde gelmiş, misafir olmuştur. Bu sürüyor faaliyetler ve giderek artırdık biz bunu. Üniversitelerle sözleşmelerimizi çoğalttık. Mesela önceki yıllarda toplamda 210 civarında sözleşme varken biz 2016 yılında buna ilaveten bir 100 sözleşme daha yaptık. Bu değişimin imkanını artıracak, çoğaltacak. İşin bu kısmı böyle. Yurt dışından ne kadar öğrencimiz var? Yaklaşık 2000 öğrencimiz var. Ve severek geliyorlar, tercih ederek geliyorlar. Bu öğrenciler 46 farklı ülkeden geldiler. Amerika'dan var, İskandinav ülkelerinden var. Çok ilginçtir. Güney Afrika'dan var, Afrika ülkelerinden var. Ama ağırlıklı olarak Türkiye Cumhuriyetlerden ve Balkanlardan öğrencilerimiz var. Burada birinci sırayı Azerbaycanlı kardeşlerimiz oluşturmakta. Arkasından Türkmenistan, ikinci sırada Irak ve Suriye gelmektedir. Tabii Suriye'den şu anda 232 öğrencimiz var. Bunlar bu savaş şartlarıyla gelen öğrenciler değil. Sınav kazanarak, Türkiye bursu kazanarak ve kendi imkanlarıyla gelen öğrenciler. Ama önümüzdeki yıllarda, belki bu seneden itibaren Suriye'de eğitimini almış, pardon, Türkiye'de lise eğitimini almış, tamamlamış, mezun olacak çok sayıda öğrenciden bahsediliyor. Evet. Bunların da artık farklı bir şekilde eğitim sisteminin içine dahil edilmesi gerekiyor. Bunlar tabii uluslararası fonlar tarafından, özellikle de Katar merkezli bir fon tarafından desteklenmektedir. Bunu herkes bilsin. Ve bunlara ayrılacak kontenjanlar da hiçbir zaman Türk öğrencilerinin haklarının ya da kontenjanlarının oraya aktarılması şeklinde değil, ilave kontenjan şeklinde olacaktır. Ve yarın bu çocuklar yetiştikleri zaman gidecekler Suriye'de, Suriye'yi kuracaklar, mühendis olacaklar, doktor olacaklar, yeniden yönetici olacaklar ve bir olacaklar. Türk misyonunu orada devralacaklar. Türk dostu, Türkiye bağlantılı. Evet. Eğitimleri de Türkçedir. Önce Türkçe'yi öğretiyoruz bunlara, arkasından Türkçe eğitimini alıp mezun ediyoruz. Evet hocam. Peki Konya şehrimizin öğrenciler için tercih sebebi ne olabilir? Sizce üniversitenin barınma ve sosyal imkanları nelerdir? Şimdi Konya, siz de girişte söylediniz. Bir hoşgörü şehri, bir huzur şehri. Bizler çok rahatız Konya'da. Hiç kimse kimsenin hayatına müdahale etmez. Herkes istediği gibi kendi hayatını yaşar. İlginç bir anekdot anlatayım izninizle. Ben 2005'te Avrupa Cerrahi Derneği'nin 40. kongresini Konya'da organize etmiştim. Çok büyük tepkiler aldık. Türk Cerrahi Camiası'ndan da tepkiler aldık. Konya ne ki gibi. Avrupa Cerrahi Camiası'ndan da defanslar vardı. Güney Afrika'dan gelecek bir katılımcı bir mail attı bize. Dedi ki, biz bu kongreye nasıl gelelim? Nasıl kıyafetler giyelim? Çarşaf giyinelim mi? Yani düşünün. Dedim ki, siz ne yapıyorsunuz? Yani Konya dünyanın en huzurlu şehri ve isteyen istediği şekilde hayatını sürdürebildiği bir şehirdir. Gündelik hayatınızı nasıl sürdürüyorsanız o şekilde buyurun gelin dedik. Geldiler, çok da memnun ayrıldılar. Öğrencilerimiz de bu açıdan tercih ediyorlar. Birçoğu belki anne babalarının baskılarıyla geliyor. Gelirken ağlıyorlar, alışıyorlar, mezun oluyorlar, giderken ağlayarak gidiyorlar. Bırak. Birçoğu gitmek istemiyor. Burada hayat çok kolay. Ulaşım sıkıntısı en azından şu ana kadar ciddi manada hissedilmedi. Yerleşme ve barınma imkanları çok geniş. Sivil toplum kuruluşları sahip çıkıyor. Üniversitemizin bünyesinde şu anda kampüs alanımız içerisinde bizim yurtlarımız ve Kredi Yurtlar Kurumu'nun yurtlarıyla birlikte 9500 öğrencimiz yaşamakta. Evet. Yani hafta sonu bir hayalet kampüse dönüşmüyoruz. 10.000 civarında insan. Bir kasaba gibi yani. Kasaba gibi. Gün içinde de 70-80 bin insan girip çıkıyor buraya.
bir vilayet gibi, kasabanın da ötesinde. O açıdan öncelikle tercih tabii ki bunlar. Aileler çocuklarını daha güvende hissediyorlar. Terör açısından daha böyle güvenli bir bölge. Diğer açıdan da çok daha emniyet ve güven içerisinde, ucuz bir şehir. Bir de en önemlisi, ulaşım imkanının çok kolay olduğu, çok yönlü ulaşım imkanı olan ülkemizin merkezindeki bir şehirdir. Hele bir hızlı tren hattı devreye girdi ki Konya için tam bir can suyu oldu. 1 saat 5 dakika civarında yani, Ankara'dan. Yani ben ilk deneme seferinde geldim. 1 saat 15 dakika ilan edilmişti ve 1 saat 15 dakikada geldi. Gelebiliyor yani. Evet. Efendim, bir de Konya denince akla Hazreti Mevlana geliyor. Hazreti Mevlana hakkında Konya Selçuk Üniversitesi'nin çalışmaları var mıdır? Makaleleri var mıdır? Onu da alalım sizden. Biz Selçuk Üniversitesi olarak çok şanslı bir üniversiteyiz. Akademisyenlerimiz çok şanslı. Faaliyet alanlarıyla ilgili ellerinde çok geniş materyal var. Hı. Mevlana bunlardan birisi. Selçuklu kültürü ve Selçuklu tarihi bunlardan birisi. Bakın, Anadolu'nun İslamlaşmasında ve Türk-Kürt olmasında, Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun hemen akabinde veyahut da eş zamanlı olarak Anadolu Selçuklularının büyük payı var. Evet. Mevlana artık buraya mührü çakmıştır. Burası bizim 1000 yıllık ata yurdumuz. Hı hı. Ve biz nice 1000 yıllar bu yurtta da kalmaya çalışacağız. Mevlana öğretileri önemli. Biz Mevlana Araştırmaları Enstitüsü kurduk. Ve burada yüksek lisans doktora programları vermekteyiz. Mevlana ile ilgili çok geniş boyutlu faaliyetler ve çalışmalar sürdürmekteyiz. Yeni bir girişimimiz var. Mesnevi Okumaları adı altında kendi üniversite televizyonumuzdan da canlı yayınlanacak bir süreci başlatmak arzusundayız. Sayın Valimizden şehir merkezinde Sırçalı Medrese diye bir mekan var. Tahsisi yönünde görüşmeler yaptık. Eğer bunu hayata geçirebilirsek, Mevlana'nın fikirleri ve düşünceleri, ki o ben Hazreti Peygamber'in ayağının tozuyum der. Benden ne çıkarsa ondandır der. Evet. Yani başka bir çizgi çizmemiştir. Mevlana'yı da bulunduğu çizgiden çıkarıp böyle Muhammedsiz, İslamsız bir Mevlana'ya dönüştürmek isteyen çalışmalar da var. Biz buna müsaade etmemek için çaba sarf ediyoruz. Selçuk Üniversitesi'nde Mevlana Araştırmaları Enstitüsü'nün başındaki arkadaşımız çok bilinçli, işin çok farkında. Mevlana'yı sadece sema ritüellerinden ibaret saymak büyük yanlışlık. O işin görsel kısmı. O yoğun çalışma ve yorgunluk içerisinde onların dinlemek için yaptıkları bir faaliyet. Dini bir önemi yok. Hiçbir anlamı da yok. Ama bugün Mevlana deyince semazenlerin dönmesi bir ibadet, bir ritim algılanıyor. Bu büyük eksiklik. Yanlışlık demiyorum, büyük eksiklik. Mevlana çok farklı. Mevlana bir iceberg. Görünen kısmı çok küçük bir kısmı. Bunu gün yüzüne çıkarmak gerekiyor. Evet. Efendim, bir de sosyal medyada Selçuk Üniversitesi ne gibi çalışmalar yapıyor? Çok önemli. Artık öğrenciler yaklaşık dediğiniz gibi 95 bin nüfuslu bir üniversite. Ondan dolayı ne gibi sosyal çalışmalarınız var ve sosyal medyada ne kadar aktifsiniz? Şöyle söyleyelim. Bizim Türkiye'deki ilk üniversite televizyonu bünyemizde bulunuyor. Şu anda da canlı yayındayız. Zaten. Evet. Burada öğrencilerimizin aldığı eğitimler, onları ulusal düzeydeki birçok yarışmada ödül alma imkanını veriyor. Ve çok ilginçtir. Bugün ana ulusal kanallarda çok sayıda spikerimiz var. Çok sayıda haber yorumcumuz var. Birçok dizide oynayan oyuncularımız var. Hem konservatuvarımızdan mezun, hem iletişim fakültemizden mezun öğrencilerimizi ulusal medyalarda görmek bizi çok mutlu ediyor. Bu bir. İkincisi, 3 ayda bir yayınlanan Selçuk Bakış dergimiz var. Tüm üniversitelere ve devlet kurumlarına gönderiyoruz. İletişim fakültemizin aylık çıkardığı bir gazetemiz var. Onun dışında sosyal medya tabii ki işin ayrı bir boyutu. Ben iyi ki sosyal medya var diyorum, aman dikkat diyorum. Şöyle, yazılı basına ve en azından sermayenin elinde bulunan televizyon gibi, yazılı basın gibi basının etkisinin altından çıkardı. Sosyal medya artık daha özgür bir alan oluşturdu. Biz de bunu çok etkin kullanıyoruz. Yani. Kesinlikle. Mesela Twitter hesabımızda 85 bin takipçimiz var. Bunun dışında Facebook hesaplarımız var ve tüm ülkedeki gelişmeleri, tüm sosyal faaliyetleri ve aktiviteleri web sayfamızdan
en hızlı bir şekilde duyurmaktayız. Ciddi bir iletişim içerisindeyiz. Ben kendim sosyal medyayı kullanıyorum. Aktif ve etkin bir Twitter hesabım var. Çoğunlukla öğrencilerimle yazışıyorum. Zaman zaman böyle gündeme dair mevzulara girdiğim zaman da uyarı alıyorum. Hocam bırakın o siyaseti diyorlar. Siz bizimsiniz, bizim hocamızsınız. Üniversiteyle, bizle uğraşın. Bırakın siyasetçiler kendi işlerini yapsın diyorlar. Ama tabii böyle çok da cazip bir alan. İnsan bir iki laf etmeden de duramıyor ama yine de dikkat edeceğiz ve geliyor. Uzak duracağız tabii. Uzak durmamız lazım. Tabii. Etkin kullandığımızı ifade edebilirim sosyal medyayı. Peki mezun kısmına gelelim. Tabii ki herkes iş bulma gayesinde. Üniversiteyi bitirdikten sonra daha rahat bir iş bulabilmek, daha geçimini rahat sağlayabilmek gayesinde. Donanımlı ve nitelikli insan yetiştirmek tabii üniversitelerin birinci misyonu. Konya Selçuk Üniversitesi'nden mezun olanlara nasıl bir yardımcı oluyor? Acaba Selçuk Üniversitesi'nin yapmış olduğu projeler var mı bu konuda? Onu da alalım son olarak. Bizim bir kariyer planlama merkezimiz var. Bu merkezin başına tıp fakültesinden bir arkadaşımızı geçirdik. Kendisi halk sağlıkçısıdır ama bu alanda da çok etkin ve yetkilidir. İşin gerçeği şunu itiraf etmemiz lazım ki Selçuk Üniversitesi olarak her alanda gururla ve büyük bir mutluluk duyarak şunu yaptık, şunu yaptık, şunu yaptık, şunu yaptık diyebilirim ama burada en zayıf olduğumuz alandır. Biz mezunlarımızı mezun olduğu andan itibaren onlar bize dönmedikçe irtibatımızı koparmışız. İlişkimiz yok. İşte 11 Nisanları evet. 2011 Nisan'da 2 yıldır, 3 yıldır kutlamakta olduğumuz Selçuk Üniversitesi Pilav Günü çerçevesinde mezunlarımızla irtibat kurmaya çalışıyoruz. Bizim çok üst düzey popüler mezunlarımız var. Mesela Adalet Bakanımız Hukuk Fakültesi mezunumuz. Bakanlar Kurulu'nda görev alan diğer bakan arkadaşlarımız var. Devlet bürokrasisinde çok üst düzey mezunlarımız var. Müsteşarlarımız var. Müsteşar yardımcılarımız var. YÖK üyelerimiz var. Ve çeşitli sanayi alanında da çalışan arkadaşlarımız var. Halbuki öyle olunca daha etkin ve daha faal olmamız lazım. Ama niye böyle oldu derseniz, Selçuk Üniversitesi geçmişinde son 22 yıldır ben bu üniversitedeyim. Ve 22 yıl içinde 3 ciddi travma yaşadı. Bir 28 Şubat sürecini yaşadı. Ve en ağır geçen üniversitelerden birisiydik. 350 tane öğrencimiz atıldı. Bugünün çatışmaları ve kavgaları bugünü bile etkilemektedir. Bu mevzulara eğilemedi. Arkasından bir okyanus operasyonu yapıldı. Bu paralel yapı denen gudubet örgüt tarafından. Ve üniversitenin üzerinden silindir gibi geçti. Rektörü hapse atıldı. 180'e yakın bürokratımız içeri atıldı ve faaliyet yapamaz hale gelmiştik. Daha sonra bizden önceki dönem yürütülen bir FETÖ-PD'ye bağlantılı ve şu anda tutuklu bulunan bir rektör süreci yaşandı. Kadrolaşma süreci yaşandı. Dolayısıyla üniversitemizin ve ülkemizin öncelikli mevzuları gündeme çok gelmedi. İnşallah biz rektörlük yaptığımız ve yapacağımız bu dönemde bu kırılganlıkları, bu travmaları restore etme çabası içerisindeyiz ve mezunlarımızla da ciddi bir iletişim içerisine girdik. Bu noktada da istediğimiz düzeyde başarıyı elde edeceğimizi düşünüyorum. Son olarak kültür ve sanat tabii ki yön veriyor üniversiteler özellikle konservatuarlarıyla. Kültür ve sanatta Selçuk Üniversitesi neler yapmakta? Şöyle söyleyelim, biz özellikle Selçuklu tarihiyle ilgili ve kültürüyle ilgili sempozyumlar düzenlemekteyiz. Her fakültemiz ulusal ve uluslararası düzeyde yılda en az bir ya da iki kez bilimsel faaliyetler düzenlenmekte. Bunun ötesinde halkımızla yoğun temas içerisindeyiz. Örneğin bu sene Mevlana'yı anma törenleri çerçevesinde 10 ve 17 Aralık arasındaki o 7 günlük sürede bir tiyatro eserini kendimiz yazdık. Kendi öğrencilerimiz ve ulusal tiyatrocu 4 tane büyük oyuncumuzla birlikte sahneledik. Çok beğeni topladı ve tekrar istenmektedir. Yine her sene tiyatro oyunlarımız var. Halka açık konferanslarımız ve toplantılarımız var. Üniversite içerisindeki çeşitli faaliyetlerimiz var, bahar şenliklerimiz var. Bu tür çalışmaları biz sürdürmekteyiz. Yani özetle şunu söyleyebilirim, içeriğine çok giremeyeceğim burada.
zaman yetmez. Evet. Yeni bir medeniyet inşa etmek için ne gerekiyorsa onu yapmaya çalışıyoruz. Halkın bilinçlenmesi için, halkın aydınlanması için. Bilgi önemli değil. Bilgi önemli ama bilinç yoksa önemli değil. Bilinci olmayan bilgi zarar verir insana. Topluma zarar verir, millete ve devlete zarar verir. Biz önce Anadolu irfanını canlı tutmaya ve insanları bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Temel özellik bu. Evet. Efendim süremizin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Bize ayrılan sürenin. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mıdır programı kapatmadan evvel? Şöyle Ar-Ge kısmında belki bahsetmem gerekiyordu. Biz çeşitli alanlarda üniversite misyonuna uygun faaliyetler sürdürmekteyiz. Bunları hızlıca şöyle sıralamak isterim. Bir yerli otomobil tasarımı ile ilgili çalışmamız var. Tasarlayıp prototipini üretip koyacağız. Eğer beğeni kazanırsa seri üretim ile ilgili çalışmayı başlatacağız. Bu çerçevede İtalyan tasarımcılarla görüşmelerimiz var. Ve ne gariptir ki darbe haftası ben İtalya'da bunun görüşmelerini yapmaya gitmiştim. 5 gün boyunca tüm fabrikaları gezdik, dolaştık. Darbe gecesi, darbe saatinde Konya'ya geri dönmüştüm. İyi ki de dönmüşüm yani, çok şükür ediyorum. Evet. Burada bulunduk. Bu önemli bir proje bizim için. İkinci bir projemiz tohumculuk. Bizim yerli tohumlarımız yok. Ve inanın bu tohum işi üzerinden hem ciddi bir ekonomik soygun ve vurgun yapılıyor, hem insanların sağlığıyla oynanıyor. GDO, genetiği değiştirilmiş organizmalar. Bunları ciddi manada elden geçirmemiz gerekiyor. Kendi tohumlarımızı geliştirmemiz gerekiyor. Daha düşük verimli olabilir ama daha sağlıklı, daha lezzetli, daha faydalı. Genetiğiyle oynanmış ürünler ciddi manada sorun oluşturacaklar. Bir aşı merkezi. Bakın aşı çok ciddi bir problem. Bunun üstüne gidilemiyor. Devlet politikası haline getirildi ama ben burada net şunu ifade ediyorum. Hı hı. Uygulanan aşılarla yetişen ve büyüyen çocuklarda alerjiye yatkınlık çok artıyor. Evet. Bugün çocuklar çok fazla alerji oluyorlar. Bu aşıların içinde neler olduğunun ciddi manada elden geçirilmesi lazım. Ve biz hayvansal aşıların üretiminde iyi durumdayız Selçuk Üniversitesi olarak. Özellikle Güneydoğu'daki çiftçilere aşı üretiyoruz. Hı hı. Ama beşeri aşıları üretebilecek altyapımız da var. Bununla ilgili bir çalışma başlattık. Hayvan türlerinin ıslahı ile ilgili çalışmalarımız var. Çünkü çok güçlü veteriner ve ziraat fakültelerimiz var. Hı hı. Bunun ötesinde tabii sivil savunma sanayi ile ASELSAN'la müşterek yürüttüğümüz projeler var. Bunlar biraz özel projeler olduğu için ismini vermek istemiyorum. Şu anda sadece Kırıkkale'de yoğunlaşmış bir savunma sanayi üretimimiz var. Bu bütün yumurtaları tek sepete koymak gibidir. Bunun yayılması lazım. Konya'nın güvenli bölgelerinde de bu noktada biz devletimize hizmet vereceğiz. Devletimizin tüm bilgilerinin backuplamasını yapacağımız bir merkez oluşturmayla ilgili bir çalışmamız var. Tramvay hattından geçecek bir hatla tüm bilgilerin üniversitemizde depolanacağı bir sistemle ilgili proje başlattık. Daha ötesinde Kalkınma Bakanımız bize bir talimat verdi. Güneydoğu'daki üniversitelerde çeşitli akademisyen bulamadığımız için uzaktan eğitim ve bunların eksiğini giderebilir misiniz dedi. Ona dönük bir proje hazırladık. Üniversite televizyonumuz var. 7-8 tane ses geçirme stüdyo oluşturduk. Evet. Bu süreci başlatacağız. Ve COP'la birlikte çiftçi eğitimine dönük COP TV gibi yayın yapacak bir süreci başlattık. Yani TRT endişelenmesin, TRT'nin rolünü çalmayacağız. Estağfurullah efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun Sayın Şahin. Bu hafta Konya'daydık. Konya Selçuk Üniversitesi'ni tanıttık. Program konuğumuz, üniversitemizin rektörü Profesör Doktor Sayın Mustafa Şahin'di. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın efendim.